Terör ve güvenlik uzmanı Sayın Abdullah Ağar. Sayın Ağar, hoş geldiniz efendim Haber 16'ya. Teşekkür ederim Meşim Hanım. Saygılar, iyi yayınlar. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Yeni bir dünya düzeni, yeni ittifaklar, yeni gelişmeler ve bundan sonraki politikalar da çok önemli. Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya, Suriye'deki varlık, Kafkasya'daki zafer hepsi gündemde aslında. Bir taraftan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve bir taraftan yine Amerika'daki katsa yatırımları çok konuşuyoruz. Yaptırımları, özür dilerim. Çok konuşuyoruz ve çokça da yorum alıyoruz ama sizi de dinlemek isteriz. Önce Azerbaycan'a gidelim. Sizle aslında günlerce konuştuk değil mi? Bu işgalci Ermenistan'ın yaptığı saldırıları ve sonrasında gelen Azerbaycan zaferi ve dün de kutlamalar vardı. Ayrıntıları değerlendirmenizi istiyorum ama ilk olarak iki güçlü lider dünyaya nasıl bir mesaj verdi? Biraz bahseder misiniz? Sonra kutlamalarla ilgili ve Azerbaycan'la ilgili detayları konuşalım. Şimdi efendim, Sayın Erdoğan'la Sayın Aliyev'in bir zafer takında bu denli barışa yönelik mesajlar vermeleri sanırım bize has, bizim medeniyetimize has son derece özgün bir yaklaşım. Belli ki konuşulmuş, çünkü eş güdüm içerisinde verildi ve bir diğer tarafıyla da Sayın Putin'e de sanırım konu konuşulmuş. Çünkü altılı bir işbirliğinden bahsedildi ki havalimanında bu altılı işbirliğinden kastedilen yani Türkiye, Rusya, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan. Şimdi bunun anlamı şu aslında. Şimdi biz özellikle tek kutuplu dünya düzeninde şunu çok gördük. Yani en ufak bir devletler arası ihtilafa veya sadece devletler arası ihtilaf değil, devletlerle, devlet dışı aktörler arasındaki, devletlerle terör örgütleri arasındaki veya terör örgütleriyle devlet dışı aktörler arasındaki ihtilafları doğrudan doğruya küreseller müdahale ettiler. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği müdahale etti ve müdahalelerde tek şeyleri vardı, paradigmaları vardı. Kendi menfaatleri doğrusunda bir çözüm üretmek. Şimdi burada özellikle Karabağ Savaşı'nda açıkçası Batılılar işe çok müdahil olmak istediler. Ama ne Türkiye, ne Azerbaycan, ne de Rusya meseleye bir Batılı gücün müdahil olmasına izin vermedi ve Karabağ soruna müdahil olan, komşu olan bölgesel aktörler üzerinden çözümlendi. Yani bu haliyle son derece önemli bir örnek ve son derece önemli bir model. Yani dışarıdan küresellerin müdahale etmediği, edemediği bölgesel aktörlerin kendi aralarında sorunu çözmeleriyle ilgili bir model. Şimdi bu son derece önemli, büyük bir ispat barındırıyor içerisinde. Anlamlı, önemli ama bir de Gürcistan dile geldi. Şimdi Tabii. Gürcistan'la Rusya arasında büyük bir sorun var biliyorsunuz. Osetya ile ilgili. Şimdi eğer gerçekten bu sorun kendi bölgesel denklem içerisinde çözülebilirse bakın çok farklı bir şey olabilir. Ya çok yani bir ispat şeye doğru gidebilir. Şimdi bu tabii bence gerçekten çok önemli bir paradigma değişikliği de dünya jeopolitiği ile ilgili. Üretmiş olduğu ispatlarla birlikte. Şimdi şunu göreceğiz. Yani benim bu saatten sonra bakın Azerbaycan'la Türkiye'nin arasını bozmak dahi sayısız fitneyle tabiri caizse manipüleyle ve provokasyonla karşı Hiç karşıya alışkın kalacağız. değiliz biz o provokasyonlara. Yani ama şimdi bakın ben şimdi şeyin yani Azerbaycan'ı birazcık bildiğim için yani ne dediğim çok iyi anlaşılır. Yani aman bu tuzağa düşmeyelim. Yani muazzam bir zafer beraberce yani herkes anlatılacak kadarıyla ama anlatılmadığıyla herkes bu zaferin nasıl kazanıldığını biliyor. Yani devletler bu işi biliyor. O yüzden bu ortaya çıkan hani hep bir cümle kurduk ya Yeşim Hanım. Evet. İki devlet bir millet. İki devlet bir millet bir söylev olmadığı, bir hamaset olmadığı, bir teori olmadığı Karabağ Savaşı'nda kendisi gösterdi. Bakın ete kemiğe büründü. Ve bir sonuç aldı, bir zafer aldı. Şimdi bunu görenler dişlerini gıcırdatıyorlar bu birlikteliğe. Yani bunu bozmak için hem bizim içimizden hem onların içinden hem de dıştan her şeyi deneyeceklerine emin olabilirsiniz.
Bunun için en baştan hani görmüş olduğum için aman diyorum tuzağa düşmeyelim. Yani o arada sırada sıkıntılar olur. Hani araya bir yani manipülatör de girer, provokatör de girer, kendi nefsimiz de girer. Aman tuzağa düşmeyelim. Çünkü çok değerli bir şey kazandık biz burada. Yani bu Türkiye ile Azerbaycan'ın işbirliğinin bu şekilde zafer alıcı bir işbirliği olarak kendisini göstermesi. Yani bütün milli güç unsurlarının beraberce kullanıldığı, ortak ruhun devreye girdiği bir fotoğrafı ne anlama geldiğini herkes çok iyi biliyor. Yani bu jeopolitik arenada. O yüzden bunu hani pamuklar içerisinde korumak zorundayız. Yani zarar görmesine ve kendimiz hata yapmamak zorundayız. Bu anlamda şu Ermenistan meselesini arada hep böyle bir çıvan gibi hep yani Kafkas bedeninin hep böyle kanayan bir yarası gibi durmasında önüne geçmeye dair son derece önemli bir irade beyanı var. Yani bakın bu bir zafiyet olarak algılanabilir, bir zayıflık olarak algılanabilir, bir hassasiyet olarak algılanabilir. Yani şimdi ama bu zaferde kurulması bu anlamda çok önemli. Yani Sayın Aliyev kurdu, hatta Sayın Aliyev ben uluslararası medyada da hep buna dair bir takım şeyler yakaladım. Sayın Aliyev barış çağrısı yapıyor. Zafiyet göstergesi olarak algılanıyor. Ya bak diyor bu diyor işi başaramayacak diyor. Şimdiden barış çağrıları falan yapmaya başladılar diyor. Şimdi riskli de bir de yani kan kılıyor. Siz kanınızı döken Ermenistan'a el uzatıyorsunuz savaş sırasında. Şimdi kamuoyunuzda bu işe tepki gösterebilir. Şimdi bunların hepsi riskli hamlelerdi. Sayın Aliyev büyük bir cesaretle beraber bunları yaptı. Öngörüyle beraber yaptı. Olmadı ama zafer gününde bunu söyledi. Sadece o değil Sayın Erdoğan da söyledi. Yani gerçekten buna dair bir samimiyet var. Gerçekten Türkiye ki Ermenistan gel şu diasporanın tasallutundan kurtul. Şu seni manipüle eden bölge dışı aktörlerin yani küresellerin tasallutundan kurtul. Onların bir proxy devleti gibi davranmaktan vazgeç. Gel sen de çözüme ortak ol. Hep beraber şu meseleyi çözelim. Çünkü yani sonuçta biz hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünde istikrarsızlığı derinleştirmek adına Ermeniler çok iyi bir şekilde kullanıldı. Yani ve o günden başlayan, yani o zaman çok ağır kan aktı biliyorsunuz. Yani bizim insanımızın canını çok yaktılar. Pek çok olay yaşandı ve en nihayetinde 100 yıl süren bir düşmanlık ve bu düşmanlığın işte zaman içerisinde hortladığını, işte asalatları olarak kendisi gösterdiğini, PKK ile işbirliği olarak kendisi gösterdiğini, Karabağ'ın işgal olarak kendisi gösterdiğini Tabii. gördük. Canımızı çok yaktı ama en ağır bedeli bugün Ermenistan ödedi. Yani bütün tarihi anlamda birikimini ordusunun %85'in ihmasıyla beraber çok ağır bir şekilde ödedi. Nasıl kaldıracak şimdi sırtını yerde? Yani ha yardım edecekler falan ama onurunu nasıl ayağa kaldıracak? Onurunu ayağa kaldırmanın tek yolu barışa dahil olmasıdır. Evet. Bakın yani bunu ben çok önemsiyorum. Ümit ederim savaşın travmasından kurtulurlar ve o Sayın Erdoğan'ın Rusya'yı kastederek, İran'ı kastederek, Gürcistan'ı kastederek ve Ermenistan'ı kastederek o altılı yapıda kendisini gösterir. Evet, O gösterirse bakın Kafkasya inisiyatifi çok başka yere gider. Yani sadece Kafkasya'da kalmaz, onu söylemek istiyorum. Doğru. Peki bu altılı platform vurgusu Moskova'dan, Tahran'dan, Gürcistan'dan, Ermenistan'dan nasıl yankı bulmuştur, nasıl okunmuştur? Yani şu an Ermenistan her şeyi tersinden okuma eğilimi içerisinde. Yani bunu anlıyorum. Çünkü çok ağır bir sopa yediler. Bunu hazmetmeleri son derece zor. Ama içlerinde geçmiş dönemde de aklı selim bir takım iradeler çıkmıştı. Yani Karabağ'ın kan dökülmeden asıl sahiplerine verilmesi veya bir takım işte müzakereler yoluyla sorun kalıcı olarak çözülmesi doğrusunda içlerinde aklı selim, sağduyulu devlet adamlarının olduğunu görüyorum. Ama şu an açıkçası travmaların çok büyük olduğunu farkındayım. Yani onlar şu an hala intikam çığlıkları atıyor. Yani takip ettiğim kadarıyla hala özellikle bu Artsakh üzerinden işte Fransa'nın şımartmasıyla beraber o Fransa'nın diplomatik bir şapşallıkla beraber ortaya koymuş olduğu o tanıma kararıyla falan beraber hala bir takım ihtirasları ve kaprisleri var. Yani bunları aşabilirlerse dahil olurlar çözümün iyi olmasına. Hatta en büyük faydayı da onlar görürler. Yani Evet. ama şu an sorun biraz
biraz zaman geçmesi gerekiyor ve içlerinden aklı selim seslerin güçlü çıkması gerekiyor. Bir diğer tarafta söyleyeceğim şey şu. Şimdi hani biz bu teklifi yaptık ama hani bizde bir laf vardır ya, biraz şey olacak, anlaşılabilir ifadesiyle. Hani kuru 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 kuruya olmaz bu iş. Biraz gerçekten Ermenistan'a yani hem yön vermek, yol göstermek hem de biraz bu manada fayda sağlamak gerekiyor. Çok çok şey durumdalar. Yani bitap durumdalar. Bunu devletlerimiz akıl ediyorlardır. Eğer uzatılan eli tutmayan meyyal olursa bunlar da yapılacaktır diye düşünüyorum. Yani hani göreceğiz, zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi Nahçıvan Koridoru'nun yeniden açılması oldukça önemli. Türkiye'ye ne katar, bölgeye ne katar, Azerbaycan'a ne katar biraz değerlendirir misiniz? Çünkü önemli bir koridor. Şimdi bakın, bu koridorla ilgili ben hiçbir zaman hamasi bir cümle kurmayacağım. Ben yani bu coğrafyada İran'ı tahrik ederek, Rusya'yı tahrik ederek, yani veya İran'ı Rusya'yı karşına alarak mesafe almanın son derece zor olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir temel cümle kuracağım. Niye didişme veya niye mücadele? Ne gerek var buna? Yani anlaşarak işbirliği içerisinde Avrasya'nın istikrarı ile ilgili, refahı ile ilgili, kalkınması ile ilgili, Kafkasya'nın istikrarı ile ilgili, güvenliği ile ilgili son derece önemli adımlar atılabilir. Şimdi bu anlamda Atatürk'ün bu koridorla ilgili kurmuş olduğu çözümcül kavram aklıma geliyor. Burası bir Avrasya koridoru, Avrasya kapısı. Yani buraya Avrasya kapısı atılır. Şimdi Avrasya kapısı bence son derece bütünleştirici bir kavram. Ve bu kavram üzerinden gidilmesinin çözümün altın anahtarı olacağını düşünüyorum. Ama öteki türlü, yani ben hani Türklüğüme laf söyletmem. Ama bu şekilde yani diğer ifadelerin Rusya'yı, İran'ı tahrik edebileceğini ve aramızda büyük sorunlara sebebiyet verebileceğini düşünüyorum. Yani bu anlamda söylev ve eylemlerde son derece dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir an bakın, ben savaş sırasında size de yaptım programı. Dedim ki bu savaşın dedim en hassas tarafı mücadele alanının dış etkilerden korunmasıdır. Yani 44 gün koruyabildik. Gerçekçi olalım. 44. günün sonunda Rusya'nın ne yapabileceğini hep beraber gördük. O yüzden yani Kafkaslı Rus bakın çok önemli bir mesaj veriyor. Bak diyor, senin burada olmana ben de varım diyor. Ama diyor ben ne olacak diyor. Mesajı da o sizin bahsetmiş olduğunuz koridor. Yani Zengezur koridorunun Zengezur'dan yani Ermenistan topraklarının üzerinden geçen koridordu. Tamam diyor, bu koridor buradan geçsin diyor. Kabul ediyorum diyor ama burada diyor benim sınır muhafızlarım olacak. Mesaj çok net. Yani beraber hareket edelim. Ama ben doğacağım işin içinde. Yani ben sizi yapamazsın kardeşim. Ben böyle algılıyorum. Yani benim almış olduğum, sağdaki fotoğraftan almış olduğum görüntü bu. Bir diğer tarafıyla da Ermenistan'ın hassasiyetlerini gözeten, Ermenistan'ı da elinde tutmak isteyen bir Rusya fotoğrafı var. Ve özellikle kendi arkasında kalan ve statüsü belirsiz topraklar olarak tanımlamış olduğu bölgeyle de ilgili zamana bırakılmış bir çözüm var. Bunu çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü şu an başladı biliyorsunuz. 34 bin, 35 bin Ermeni geri getirdiler buraya. Eğer 34 bin getiriyorsa biz de 340 bin getirebilmeliyiz. Yani demografik anlamda ortaya konulacak inisiyatif, üstünlük, geride kalan toprakların çözüme dair altın anahtar, asıl anahtardır. Yani çünkü geçmişte ne yaptı? Dedi ki kendi kaderini kendi tayin etme hakkı. 800 bin ila 1 milyon insan kaçtı. 140 bin tane Ermeni ile 7 rayon dahil burada kendi kaderi, kendi tayin ettiği hakkı üzerinden yani demografik anlamda üstünlük diyeceğim. Yani tekillik yakaladı ve burada bir devlet kurmaya kalktı. Şimdi o devleti yıktı Azerbaycan ordusu. Artçah yıkıldı. O sözde devleti yıkıldı. Ama şimdi demografik iddiasını hala devam ettiriyor. O iddiayı o Birleşmiş Milletler gözetiminde yapılacak geriye dönüşlerle beraber inisiyatifi elinden almak zorundayız. Demografik inisiyatifi elimize al. Bunu şeyde yapamadığımız için, Irak'taki tartışmalı bölgelerde yapamadığımız için sorun nasıl derinleştiğini bugün çok iyi görüyoruz ve içinden sadece biz değil onlar da çıkamıyorlar. Peki. O yüzden işin en başında çok düzgün yaparak bilimsel metotlarla bu işi çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet.
Şimdi bir taraftan da Avrupa Birliği Liderler Zirvesi devam ediyor. Bugün ikinci günü ama Yunanistan ve Fransa Doğu Akdeniz, Türkiye özellikle hedefteyken yaptırım istediler ama istedikleri gibi bir şey de şu an için çıkmadı. Bir baktık aslında topu biraz da Amerika'ya attılar. Amerika'da da Katsa yaptırımları, S-400'ler gündemde. Rusya tarafına ikinci partın da hazır olduğu söyleniyor. Açıklamalar var bu yönde. Ne diyorsunuz bu yaptırımlarla ilgili? Yani şimdi Yeşim'in açıkçası söylenecek çok fazla bir şey yok. Son derece kibirli, son derece nobran, son derece dayatmacı bir üslup benimsediler ve son derece haksızlar. Yani şimdi nereden başladı iş? Yani düşünsenize sürekli böğrüm hançerlediler bizi YPG, PKK üzerinden. Bir de üstünde bir darbe patlattılar tepemize. Şimdi yani bu Avrupa Birliği kusurunun kabahatinin farkında ama o kadar kibirli ki ve o kadar gücüne güveniyor ki hala bizi kendisine itaat ettirmenin, kul köle yapmanın derdinde. Şimdi ama bir şey oldu. Son dönemde Türkiye açıkçası Sayın Erdoğan giderken, Azerbaycan'a giderken çok tam bir Kasım Paşalı edasıyla dedi ki bizi ırgalamaz dedi. Yani Avrupalı görmeye başladı riski. Jeopolitik anlamda karşı karşıya kaldığı riski. Şimdi Türkiye'yi kaybetmemek için, kaptırmamak için bence daha hassas davranacak. Ama bir diğer tarafıyla yani bugün okumuş olduğum fotoğraf benim o. Demokrasinin kılıcını başımıza sallayarak. Çünkü bizim hassasiyetlerimiz iyi okuyor. Yani bunu hani gerçekçi olmaya çalışalım. Ekonomik anlamda ciddi hassasiyetimiz var. Bir diğer tarafıyla yalnızlaştırdılar biliyorsunuz. Bir evredeyiz. Silah ambargoları, şunlar bunlar filan fıstık işte tip 214'leri filan vermeyeceğiz diyor işte denizaltıları. Böyle bir takım şeylerle beraber ucundan gösteriyor. Bak seni odunlarım, sopalarım filan. Yani ben demokrasinin kılıcı diyorum hani kibarca. Bunu tepemizde sallandırmaya devam ederek işte yeni raporlar hazırlansın diye biraz öteleyerek çünkü Mart'ta falan var bir takım zirveler var. Oraları öteleyerek zaman içerisinde kendi istediği gibi olmasını sağlamaya çalışacak. Yani bunu yaparken de bizim kozlarımızın farkında yani ve hani şu kozlarımızda yani şöyle söyleyeyim bakın. Yani Avrupa için, Avrupa'nın güvenliği ve refahı için Türkiye onulmaz bir ülkedir. Yerine başka bir şey koyamaz. Şimdi düşünsenize Türkiye'yi aradan çıkarttınız veya Türkiye'yi aynı olduğu gibi istikrarsızlaştırdınız. Ne olacak? Tabii. O istikrarsızlık Avrupa Birliği'ne gelsin. Çok rahatına alıştı o. Şimdi 10 tane mülteci geldiği zaman bütün Avrupa ayağa kalktı. Şimdi mültecilerle ilgili, göçmenlerle ilgili son derece önemli bir hassasiyet var. Onu süspans eder kim, absorbe eder kim Avrupa Birliği adına Türkiye'ye verdikleri para da işte 3,5 milyar euro onu vereceğim diye de 40 liradan 40 su getiriyorlar. Şimdi bu var. 8 milyon tane yurt dışında yaşayan Türk var. 6 milyonu Avrupa'da yaşıyor. 4 milyonu Almanya'da yaşıyor. Doğru. Diğer işte şimdi Türkiye bir de Libya inisiyatifi elde etti. Çünkü en büyük korkularından bir tanesi Libya'dan gelen çünkü 700 bin tane falan geçiş var orada. Yani Libya üzerinde. Şimdi burada da Türkiye'nin bir inisiyatifi var. Şimdi öte tarafıyla şeye bakın. Yani bir de Türkiye gibi bir ülkeyi niye karşısına alsın ki? Avrupa Birliği çok akıllıdır. Yani bakın hep şu ana kadar zaten onu yaptılar. Dediler ki içeri almıyoruz ama da başka yere de bırakmıyoruz. Hani kapının önünde bekletti hep bizi. Çok hakaret varis. Öyle olunca hani bunu devam ettirecek ama açıkçası hani bir arada bir derede bırakacak. Çünkü kaptırmaması gerekiyor. Ama yani ben şöyle konuşuyorum bununla ilgili. Diyorum ki Türkiye üzerinden 100 birim kazancı var. 99'unu kendisi alacak. Birini de bize bırakarak bir şekilde işte hani o eski tas eski tamam gitme eğilimi içerisinde tutar mı? Bence tutmaması lazım. Direnmemiz lazım. Eğer Peki. direnirsek yani şöyle bir cümle kurayım. Hani İngilizler ülkelere bağımsızlıklarını vermemek için korkunç katliamlar yaptılar. Geçmişte tarihte. Ama iş öyle bir noktaya geldi ki kendi elleriyle bağımsızlıklarını verdiler. Demek zorunda kaldılar. Yani burada da Türkiye eğer direnirse, mücadele etmeye devam ederse onurlu bir işbirliği, onurlu bir ortaklık PYP bir kazancı yakalayabilir. Ama mücadele etmesi gerekiyor. Mücadele etmezsek, hani
hassasiyetlerimiz, korkularımız, endişelerimiz egemen olur. Onların formuna rağmen olursak yani evet o anı kurtarırız. O zaman Ama sonrası için mücadeleye aynı cümle. Türkiye devam edecek diyoruz. Sayın Ağar, çok teşekkür ediyoruz efendim. Haber 16'ya Sağ olun. katıldığınız için katkılarınızdan dolayı ayrıca teşekkür ederim. İyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyoruz size. Evet sevgili izleyiciler, terör ve güvenlik uzmanı Sayın Abdullah Ağar bizlerle birlikte oldu. Önemli açıklamalar yaptı.